silsilelerinden güzeran eylemiş olan cümle sadat-ı meşayihimizin ruhları için bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah-u Teala Hazretleri onlara rahmet eylesin, biz de iki can saadetle mazhar eylesin. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ehadis'in 94. sayfasının birinci hadis-i şerifi ve devamı. Demin metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ebu Zerr-i Gıfari Hazretlerinden rivayet olunmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, bu Buhari'de, Ahmed İbni Hanbel'de, tarihinde Buhari'nin, İbni Hibban'da, Begavi'de, Hakim'in, Müstedrek'inde mevcut olan bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber-i Zişanımız, İnna Allah'a Azze ve Celle, hiç şüphe yok ki, muhakkak ki, aziz ve celil olan Allah, يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ kulunu mağfiret eder. مَالَمْ يَقَعِلْ hicab perdeye, hicaba düşünceye kadar düşmediği müddetçe mağfiret eder. Kıyla soruldu, denildi ki وَمَا وُقُعِ الْحِجَابِ kişinin perdeye, hicaba düşmesi ne demek? Kale tahricun nefsu ve hiye müşrike. Adamın canı çıkar, nefsi vücudundan ayrılır müşrik olarak. O zaman işte hicaba düşmüş olur, perdeye düşmüş olur. O zaman olmaz artık. Mağfiret imkanı kalkmış oluyor. Böyle olmadıkça müşrike olarak, şirk koşmuş bir nefis olarak çıkmadıkça insanın canı, nefsi, Allah kulu mağfiret eder. Yani mağfiret kapısı açıktır. Mağfiret ne demek? Günahları Allah'ın örtmesi, affetmesi. Aslında örtmek manasından geliyor. Gafara, yağfiru, örtmek. Neyi örtüyor Allah? Kusurlarını, günahlarını kulun örtüyor, var. Yapılmış ortada bir mevcut suç, kusur var ama örtüyor, affediyor, göstermiyor. Yani af gibi, affetmek gibi, örtmek, günahları örtmek, bağışlamak manasına geliyor. Onun için aynı kökten gelen bir kelime daha var, miğfer. Miğfer, askerin başına giydiği madeni başlık, yani ok çarpmasın, kılıç kesmesin diye başına giydiği şey. Niye ona miğfer denmiş bu gafara kökünden, aynı kökten? O da başı örtüyor da ondan. Başı örtüyor, koruyor kılıç darbesinden efendim ve ok çarpmasından, efendim balta vurmasından koruyor.
Evet, Allah mağfiret eder. Aziz ne demek? Celil ne demek? Aziz, iki manası var. Çok kıymetli olmak demek. Azzel meta'u derler, yani mal aziz oldu, yani çok kıymetlendi. Değeri çok yükseldi. İkinci manası, kesinlikle galip olmak demektir. Allah azizdir, yani düşmanını aman vermez, yani mutlaka yener. Birisi düşmanlık yaparsa, Allah da onunla savaş ederse, karşı taraf perişan, yani aksi ihtimal yok. Mutlaka yener. Mutlak galip demek. Mutlaka galebe çalan demek aziz. Bu da Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bu manasıyla geçiyor o kelime. Fekale ekfilniha ve azzeni fil hitab. Benim şu arkadaşımın demiş, Davud Aleyhisselam'ın huzuruna iki davalı davacı şahıs çıkmışlar. Diyor ki, bu kardeşimin 99 tane şeyi var, hayvanı var, benim de bir tanecik var. O bir taneyi de bana ver dedi ve azzeni fil hitab. Ve istemekte beni yendi, galip geldi. Yani 99 tane var, ötekisinin bir tanecik var, yendi gene. Efendim, bize şey yap, hükmet yani, kim haklı diye Davud Aleyhisselam'ın huzuruna gelmişler. Orada da azze, işte ve azzeni fil hitab. Hitap de bizi yendi, galip geldi yani. Bana hitap istemekte galip geldi demek. Demek ki aziz kelimesinin, Allahu Azze ve Celle diyoruz ya, aziz Allah diyoruz ya, azizin iki manası var. Bir, çok 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 kıymetli, yani son derece değerli. İkincisi, mutlaka galip demek. Aziz olan, celil ne demek? Celle ne demek? Celil olmak, ulu olmak demek. Ulu. Celal sahibi olmak, ulu olmak demek. Ulu olan ve son derece kıymetli olan veya mutlaka galip olan Allahu Teala Hazretleri efendim kulunu mağfiret eder, affeder. Perdeye düşünceye kadar. Hicaba düşünceye kadar. Hicap neymiş? Nefsinin, canının, ruhunun müşrik olarak teslim olması, çıkması. Yani ölmüşse artık affedilmesi bahis konusu olmaz. İş bitti. Ölmeden evvel, son nefesinden önce efendim aklı, bir de son nefesinden önce orada da bir ara devre var muhterem kardeşlerim. Biliyorsunuz insan bir sağlıklı, afiyetli yaşıyor. Bir de ölmüş oluyor. Bu ikisinin arasında ne var? Ölümünün kesinleştiği, öleceğinin iyice belli olduğu, gözünden perdelerin kalktığı zaman. Ha. Gözünden perdeler kalktığı zaman, o zaman ne olur? Gerçekleri görür, cenneti görür, cehennemi görür. Kendisi cehennemlikse cehennemdeki yerini görür. Aman ya Rabbi, tamam pişmanım, döndüm. Al ana, şimdi mi aklın başına geldi? Firavun'a öyle buyuruyor Allah. Al ana, tam boğulacağı sırada, boğulması kesinleşince anladı kendisinin öleceğini. Allah da onu ara devreye soktu. Yani hayatla ölüm arasında ölümünün kesin olduğu, gözünden perdenin kalktığı zamana soktu, gördü. Al ane. Dedi ki, La ilahe illellezi amenet bihi beni İsrail ve ene minel müslümin. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan başka Tanrı olmadığına ben de inandım. Ben de Müslümanlardan. Al ane. Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Daha evvel neredeydi aklın? Gezerken, tozarken, elinde güç kuvvet varken, o zaman neredeydi? İmtihan bitti şimdi. Görüyorsun ahireti. Tabii görüp dururken inkar mümkün mü? Cehennem var mı yok mu? Görüyorsun alevlerini. Besbelli. Efendim cennet var mı? Köşkleri görünüyor, kokusu duyuluyor. Perdeler kalkmış. Ha. Perdeler kalktıktan sonra efendim o zaman o yes halindeki insanın imanı, yani artık hayata dönmesi ümidi kalmamış insan, o zaman kıymeti yok. Daha önce aklı başındayken, dolaşıyorken efendim, o zaman şey yaparsa, aklını başına toplarsa, tevbe ederse, vaziyetini düzeltirse olabilir. Bu bir bakıma müjdedir muhterem kardeşlerim. Demek ki ne günah işlese kul, Allah affedebilecek. Canı çıkıncaya kadar müddet var. Müjde yani.
Günahım çok. Günahın çok ama Allah'ın rahmeti daha çok. Mağfireti daha çok. Allah'ın lütfu daha çok. Affeder. Ne olacak şimdi benim işlediğim haltlar, günahlar, hatalar? Affeder, telafi eder. Her şeye kadir. Ne yaparsa yapar. Yani seni affedince senin mağdur ettiğin insanlar da taltif eder. Halleder o. Her şeye kadir. Affeder. Ama artık şey düştükten sonra, efendim, perde düştükten sonra veya insanın perdeye düştükten sonra o zaman olmaz. Çünkü nefsi çıktı, iş işten geçti, müşrik olarak damgalandı artık. Ahirete imtihan bitti, öyle göçtü. Müşriki de Allah asla affı mağfiret eylemez. Bu bir müjdedir ama gene de korkmamız lazım. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Dur ben biraz daha günaha devam edeyim de ondan sonra tevbe ederim. Dur ben gene efendim eski hamam, eski tas, vur patlasın, çal oynasın, şıkıdım şıkıdım efendim, biraz gençliğimin safasını süreyim, biraz paramı yiyeyim, kazandığım paraları efendim barlarda, pavyonlarda, gazinolarda, sonra tevbe edeceğim. Edeceğim, tamam, haklısın. Tevbe edeceğim kardeşim ama biraz şu felekten kâm alayım, murat alayım, efendim, felekten ne çalayım, gün çalayım. O işte şeytanın aldatmasıdır. Tam öyle yaparken Allah küt canını alıverir. Sarhoşken hop emirgenden aşağı boğaza arabasıyla beraber düşürüverir. Boğaz köprüsünde kaza olur, 7 tane araba birbirine girer, efendim işi biter. Virajı hızlı alır sarhoş olduğundan, kenardaki duvarlara çarpar, kendisi de yanındakiler de parça parça olur. Arabayı güzelce yanaştırır, doğal gaz borusu patlar, efendim araba cayır cayır yanar, şoför cayır cayır yanar, efendim bir anda işte. Az önce yaşıyordu bu adam, şimdi ne oldu bu adam veya bu kadın? Bitti. Onun için muhterem kardeşlerim, tir tir titremek lazım. Birden ölüm geliverirse diye, efendim, ölüme hazır olmak lazım. Şu bizim yolumuz, tasavvuf yolu nedir? Tasavvuf yolu, ölüme hazırlıklı olma yoludur. Dervişler hazır asker. Allah der, efendim, tevhid eder. Böyle bir ilahi var biliyorsunuz. Çok güzel bir sözdür o. Derviş hazır asker. Niye hazır? Ölüme hazır. Hadi öl. Hadi bakalım gel dendiği zaman dur biraz bekleyeyim demeyen insan. Hazır, abdesti var. Tevbesini yapmış. Efendim, her şey tamam. İşte ondan önemli bu dervişlik yolu. Peki hocam, yani daha bak 21 yaşındayım. Yani biraz sonra tevbe etsem, fakülte bitse filan, efendim biraz daha tevbe etsem olmaz mı? En büyük suçlardan, en büyük kusurlardan birisi nedir biliyor musunuz? Tulu emel. Emelin uzun olması. Ne demek bu böyle büyük suç, büyük gaflet, büyük efendim kötülük? İnsan için çok negatif bir puan. Ne demek bu tuğle emel? Tuğle emel sahibi olmayacak insan. Ne demek? Bu şu demek. Yani çok yaşarım demeyecek. Çok uzayacağını sanmayacak. Öyle olacak da böyle olacak da 3 senede bunu ödeyeceğim de 5. seneden sonra şunu yapacağım da ileriye doğru emelleri, ümitleri uzayıp gidiyor. Halbuki 2 saatlik ömrü kalmış. Halbuki 1 dakika sonra canı çıkacak. Tuğle emel en tehlikeli fikir ve duygudur. Çünkü nasıl olsa yaşayacağım diye tevbeden insanı geri bıraktırıyor. Rahatlık ve rehavet veriyor. Tamam daha dur bakalım gencim. Gencim ölmem, arzular kanımda bir çağlayan şırıl 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 şırıl. Sen ölmem diye diretirsen Azrail peki canını almam diyecek mi? Dinlemez.
فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاَةً وَلَا يَسْتَخِرُونَ Eceli geldiği zaman kıpırdamaz, saniye geçmez, öne gelmez, sonra gitmez. Hadi biraz önce al canımı da az acı çekeyim, olmaz. Hadi biraz tehir et de tevbe edeyim, o da olmaz. Orada olacak. O anda iş bitecek. Onun için tuğle emel çok kötü bir duygudur. Büyükler bunu kitaplara yazmışlar. Ayrı bölüm açmışlar, bab açmışlar. Tuğle emel defterini kapatacaksın. O duyguyu içinden açacaksın. Ya ne olacak? Her an ölebilirim diye hazer üzere olacak ve hazırlık üzere olacak. Ölebilir misin? Ölmem daha. Hiç öleceğimi düşünmüyorum. Varsa bir tane baba yiğit, er kişi çıksın şu ortaya, ben biraz sonra öleceğim gibi bir duygu geliyor desin. Hepimiz yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Daha dur bakalım, bugün pazar, yarın pazartesi memuriyete gideceğim, dükkanı açacağım, ondan sonra şu olacak, bu olacak. Ramazan'a çıkacağız, inşallah bayrama hazırlık yapalım. İşte yaz gelince bahçeye şunu yaptıracağım, yazlık yaptıracağım. Hiç kimse biraz sonra öleceğini düşünmüyor. Demek ki tuğle emeli hiçbirimiz öğrenmemişiz muhterem kardeşim. İçimize madem sinmedi, madem içimize girmedi, madem duygumuza yerleşmedi, tuğle emel defteri dürülmüş insan, o babı, o faslı kapatmış olan insan ciddi insandır. Öleceğine göre hazırlık yapar. Her şeyi ona göre hazırlar, boş işlerden kendisini çeker, sevaplı işlere kendisini verir, hesaplarını kapatır, borçlarını öder. Efendim, adam birisine borç takıyor, 3 senede öderim diyor, enflasyondan iş kolay olur diyor, malı alıyor peşin, parayı ödemekte mal sahibini efendim arkasından dolaştırıp duruyor boyu. 3 senede öderim diyor. Ödeyeceğim diyor. Tamam diyor. Allah tarafından da dini bakımdan da mahsur yok. Borcumu ödüyorum. Ödüyorsun ama canını çıkartıyorsun. Senin o hesapladığın enflasyonu o paranın, malın sahibi o hesaplamaz mı? Onun da canı yanıyor. Gitti bizim paralar. Tüh. Efendim paramız pula döndü. Efendim şu kadar para verdim ama şimdi alacağım zaman hiç kıymeti kalmadı diye. Onun yüreği yanmıyor mu? Yanıyor. Bu bir haksızlık değil mi? Haksızlık. Allah bunun hesabını sormaz mı? Sorar. Her haksızlığın hesabını sorar. Sen kurnazsın da o paranın sahibi kurnaz değil mi? Ama şu var. Ödemek niyetiyle aldı. Zaten parası olmadığından aldı. Borç aldı. Çocuğunu evlendirecekti. Parası yok adamcağızın. Memurcuk ne yapsın? Çocuk da evleneceğim demiş. Tamam. Gelin bulunmuş bilmem ne. Düğün yapılmış. Eş dosttan para alıyor ama bu adamcağız zaten maaşı kendisine yetmez. Yarısı ev kirasına gidiyor. Efendim yarısı ekmek parasına gidiyor. Bu parayı nasıl ödeyecek? Ödemek için çırpınıyor, mahcup oluyor. Alacaklısını gördükçe mum gibi eriyor, ödeyemiyor. Bu ayrı. Bu hakiki borçlu. Allah buna yardım eder. Allah bunu affeder. Ama öyle insan var ki, şu tarafa borcu var, bu taraftan araba alıyor, geziyor. Ya borçlunun katık yemesini doğru görmemiş büyüklerimiz. Kuru ekmek ye, borcunu öde demiş. Alacağı bir taktı mı? Parayı bir aldı mı ondan sonra o bana yalvarsın diyor. Yazlık var, araba var, çeşit çeşit türlü türlü yemekler var. Efendim keyfinde şeyinde bir eksiklik yok, parayı bir türlü ödemiyor. Bu zulümdür. Değil bunun zulüm olması, zenginin fakiri kapısında bekletip parasını geç vermesi zulümdür diyor Peygamber Efendimiz. Kapıya gelmiş fakir, tak 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 kapıyı çaldı. Allah rızası için muhtacım bir sadaka. Hayır, zekat. Muhtacım. Bekle orada. 3 saat, 5 saat, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 7 dakika, yarım saat neyse. Bekletmesi, kapısında bekletmesi zulümdür diyor sahih hadiste Peygamber Efendimiz. Ya bu fakir, istersen veririm, istemezsen vermem. Zengin olan benim, paranın sahibi benim, istemezsen vermem. Vermeyeceksen söyle de gitsin. Yani geciktirip efendim şey, onu öyle orada bekletmek bile zulüm oluyor da zaten adamın kendi parası, onu vermiyorsun, o zulüm olmaz mı? Aklın ermiyor mu buna? Eriyor. Var mı böyle borcuna sadık olup da borcunu ödeyen bir insan? Yok. Herkes enflasyon canavarını biliyor, paranın değerinin düştüğünü tilki gibi biliyor, kurnaz tilki gibi biliyor,
parayı bir ay geç ödersem şu kadar daha az ödemiş oldum diye içinden seviniyor. Herkes böyle. Öyle değil mi? O zaman zulüm oluyor. Evet. Tuğli emel yok. Tasavvufta yok. Ne var? Ölüme hazırlıklılık var. Hesabını bitirmiş olmak, daima efendim ruhunu teslim edecek bir rahatlık içinde olmak var. Dervişlik bu. Dervişliği kimisi sarık sanıyor, kimisi cübbe sanıyor, kimisi tesbih sanıyor, kimisi efendim şu kadar zikir, bu kadar zikir sanıyor. Asıl dervişlik, dervişliğin ahlak kısmı. Bu zikirler, o ahlaka ulaşmak için alet kısmı. Bunlar alet, ötekiler sonuç. O sonuç ulaşmadıktan sonra ne olur? Boşa gidebilir. İkinci hadis-i şerife geçelim. Tuğle emeli bırakmak nasihatini bir daha vurgulayarak efendim ölüme hazırlıklı olarak Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden de ümidi kesmeyerek. Bazen de iyi insanlar oluyor. Mesela bir şehre gittim, birisi benden özel bir konuşma istedi. Hocam dedi, özel konuşacağım. Peki gel kızım konuş. Genç bir kızcağız. Efendim, dedi ki hocam, çok utanıyorum diyor. Kızarıyor, bozarıyor, renkten renge giriyor böyle. Ben diyor çok suçlu, çok günahkar bir kulum, çok suçlu, çok günahkar bir kulum. Allah beni affeder mi, mağfiret eder mi? Yani müsaade olsa bir canına kıyacak. O kadar utanmış, o kadar pişman. Kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmesin. Neden? Can çıkıncaya kadar Allah'ın kulları mağfiret etme imkanı var. Eğer işlediğin suç bir kulla ilgiliyse git parasını pulunu ver, helalleş, efendim işi düzelt. Eğer sırf senin ibadetlerinle, taatlerinle, seninle Rabbin arasında ibadetinle ilgili bir şeyse Allah'tan affı mağfiret dile. Ortada bir zarar varsa tazmin et, zararı gider, tevbe et, Allah'ın yoluna gir, affı mağfiret iste. Allah-u Teala Hazretleri bak can çıkıncaya kadar mağfiret edeceğini efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor. Perde düşünceye kadar mağfiret imkanı var. İkinci hadis-i şerif. İnna Allah azze ve celle yakbalu sadakate ve ye'huzuha bi yeminihi fe yurabbiha li ahadikum kema yurabbi ahadikum muhrehu hatta innel lokmete letasiru misle uhud. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Darakutni ve Tirmizi rivayet etmiş. Tirmizi sahih hadis diye de söylemiş. Sahih olduğunda beyan etmiş. Bu hadisi rivayet ederken manası nedir? Aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri, yani mutlak galip, son derece kıymetli ve son derece ulu olan Allahu Teala Hazretleri yakbelü sadaka, kulun sadakasını kabul eder. Ve huzuha bi yeminihi, onu sağ eliyle tutar. Allah-u Teala Hazretlerinin eli, yüzü, efendim, vesairesi, tabi bilinmez. Neden? Allah-u Teala Hazretlerini akıl, efendim, tasavvur edemez. Çünkü leyse kemislihi şey'un. Hiç onun gibi bir şey yoktur. Mahlukatına muhalefetün lil havadis. Ne demek muhalefetün lil havadis? İktidar muhalefet mi demek? Hayır. Muhalefetün lil havadis, sonradan hadis olmuş, hudüs bulmuş, ortaya çıkmış olan varlıkların hiçbirine benzemez Allah. Yaratıklarına benzemez. Yaratıklarına muhalif. Yaratıklarından başka demek. Tabii eline alır buyurmuş Peygamber Efendimiz, kulun aldığı sadakayı
eline alır. Ve yürebbiha, onu büyütür. Rabba yürebbi, ribalandırmak, geliştirmek demek. Onu geliştirir, büyütür. Nasıl büyütür? Fe yürebbiha li ahadiküm, o sadakayı veren sizden o kimse, o biriniz için o sadakayı elinde geliştirir, büyütür. Hat kema yürebbi ahadiküm mührehu, sizden biriniz küçük bir tayı terbiye edip büyüttüğü gibi. Aman yesin, aman büyüsün, aman şöyle bir yağız at olsun, efendim emsalsiz bir Arap atı olsun da üstüne bineyim de rüzgar gibi uçayım, bilmem ne heves ediyorsun. Efendim, eski zamanın şeyleri tabii bunlar. Şimdi at sadece at yarışlarında kumar için kullanılan bir hale geldi. Başka bir şey kalmadı. Eskiden cihatta önemli bir malzemeydi efendim, araçtı. Atına biniyordu. Şakır şakır kılıç ile, ok ile, şeyle tıkıdık tıkıdık saldırıp düşmanla çarpışıyordu. Atın üstünde hızlı gidiliyordu. Süvariler efendim bir yerden bir yere intikal edip düşmanın önünü kesip savaşı kazanıyorlardı. Düşmanı önden arkadan çevirip filan. At önemliydi. Evet, sizden birinizin tayını böyle beslediği gibi, besleyip büyüttüğü gibi küçücük doğdu. Kocaman bir küheylan oldu. Büyüdü büyüdü. Öyle Allah-u Teala Hazretleri de sizin o sadakanızı sağ eline alır, büyütür sizin için. Hatta innel lokmata le tesiru misle Uhud. Hatta bir lokmalık bir sadaka vermişin camide iftar etsin diye bir fakire şu kadarcık bir lokma al kardeşim ye. Ramazan'da falan öyle oluyor ya, getiriyor birisi camide oturan bir kimseye, buyur. Bir sadaka, bir lokma ne kadar olur? Le tasiru misle Uhud. Uhud dağı gibi olur. O kadar büyütür Allah. Bir lokma ya. Bazısı burada getiriyor, zeytin veriyor. Bazısı getiriyor, hurma veriyor. İşte hurmayla, zeytinle, zemzemle, işte Mekke'de, Medine'de orucunuzu açıyorsunuz. Güzel. Ama bir kıyıdan, kenardan kaçmış, gelmiş birazcık bir ekmek varsa, onu da dukka denilen böyle şeyler falan oluyor, güzel baharatlar. Onun içine bir bandırıp bir yedin mi, Allah, o lokma orada insana şey gibi geliyor. Böyle çok büyük bir ikram gibi geliyor. Değişiklik çünkü. İnsanoğlu işte değişikliği sever. Halbuki hurma çok kıymetli bir gıda ama değişikliği seviyor. Orada ekmek çok makbule geçiyor. Kapıcılar ekmeği sokmuyorlar içeriye. Kırık dökülür filan diye. O da eteğinin altında, cebinin içinde, kenarda geçirmeye çalışıyor. Sezerse kapıcı, bevvap, kapıcı demek, gel buraya diyor. Yokluyor, ekmek var. Yallah diyor, dışarı. Yallah. Dışarıda avluda iftar ettiği, içeri sokmuyor ama kimisi kaçırıyor bu işi, beceriyor. Kıyıdan, köşeden falan kaçırıyor. O zaman sofralar kuruluyor. Top patlıyor, ezan okunuyor. Hemen farza durmuyor. Efendim imam, şöyle bir mühlet. Oruçlular, oruçlarını açıyorlar. İşte efendim, çok makbul olan şeylerden birisi Arap kahvesi. Böyle sarı renkli kahveyi kaynatıyorlar. Öyle kavrulmuş kahve değil. Onu içiyorlar. İçine biraz böyle helmel bir takım baharat katıp o çok makbul. Birisi öyle termosla bir şey getirmişse, hel getirmişse uzaktan gören bile geliyor. Bana da birazcık ver diye istiyor yani. Talip oluyor. İşte o hel sıcak çay gibi hoşuna gidiyor içenlerin. Hurma, çeşit çeşit hurmalar var. Kimisi buzlukta geçen seneden kalmış, yarısı olmuş, yarısı efendim çıtır çıtır. Yarısı efendim böyle bal gibi filan. Hurma yeniliyor, işte bilmem zemzem içiliyor veyahut bu Arap kahvesi içiliyor derken birazcık da bir ekmek oldu mu, bir lokma da olsa insan acıkmış da olduğundan hoşuna gidiyor oradan. Kimisi de dukka denilen böyle un gibi, kahve gibi baharat karıştırmışlar, çok güzel kokulu, onu getiriyor. İşte o şeyi, ekmeği, o dukkaya bir banıp da hop bir yuttu mu çok böyle hoş bir şey oluyor. Buna neden söylüyorum? Yani bir lokma sadaka bile. İşte o da bir sadaka olur tabii. Birisine verdin mi, orucunu açtı, bir lokma işte nihayet, o da sadaka. Veya dışarıda verdin bir lokma, elinde bir sandviç verdin, böldün, fukaraya verdin, al kardeşim dedin, o da hop diye yuttu bir lokma. Bir lokma olur Uhud Dağı kadar. Medine'ye gidenler Uhud Dağı'nı bilirler. Medine ovalık düzlük bir yer ama tam ortasında böyle upuzun
bir dağ vardır, tek. Başka hiçbir dağa bağlı değildir. Etrafını otomobille dolaşabilirsin, her tarafı ovadır. Ortada tek böyle uzun bir, sandviç gibi uzun bir dağdır. Çok da güzeldir, görünüşü haşmetlidir. Altın madeni falan olduğu da söyleniliyor. Yani herhalde böyle tarafları da var işin, enteresan tarafları. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Uhud'u cebelin, nuhibbuhu ve yuhibbuna. Uhud dağı öyle bir dağdır ki, biz onu severiz, o bizi sever. Peygamberimizin sevdiği bir dağ, peygamberimizi seven bir dağ. E canım, dağ da insanı sever mi? Sen bilmediğin işlere karışma. Sever. Canı var mı? Var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Dil melikil kuddüsül azizil hakim. Yerde, gökte ne varsa Allah'ı tesbih etmekte, tesbih edip duruyor. Yusebbihu diyor. Ediyor, etmeye devam ediyor. Duyuyor musun? Şu tesbih ediyor, şu tesbih ediyor, bu tesbih ediyor, bu tesbih ediyor. Ağaçlar, kuşlar, canlılar, taşlar, dağlar, ovalar. Duyuyor musun? Duymuyorsun. E Allah tesbih ediyor diyor. Evliyaullah da duyan da duyuyorum diyor, duydum diyor. Evet diyor, söyler diyor. Duyan da duyuyor. Demek ki Uhud da Resulullah Efendimiz'i seviyor. Sever mi? Sever. Nasıl olur? Senin canın varsa onun da bir başka türlü canı var. Allah da ona bir başka türlü can vermiş. Resulullah söylüyor. Mesela Kayış Dağı'na benzetebiliriz. Aydos Dağı, Kayış Dağı. Bu şeyin arkasında, Yakacığın arkasında. Şeyden başlıyor. Küçük Bakkalköy'den başlıyor. Efendim Gebze'ye kadar uzanıyor. İşte öyle bir dağ. O kadar yapar. Bir lokmayı Allah geliştirir. Bu ne demek muhterem kardeşlerim? Büyütür sadakayı. Yani mükafatını çok veriyor Allah. Küçücük bir hayırın mükafatını çoğaltıyor demek. Onu anlıyoruz bundan. Büyütmesi mükafatını öyle çok veriyor demek. Yani bir lokma bile olsa, yarım hurma bile olsa, ver de birisinin gönlünü al da bir sadaka olsun da ahirette sen de onun mükafatını gör demek yani bu. E neden? Çünkü o devirde insanlar bizden çok 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 daha fazla yoksul idiler. Bak bizim hepimizin sırtımızda kat kat giyimimiz vardır, evimiz vardır, birkaç odalıdır, paramız vardır, ekmeğimiz vardır, aşımız vardır elhamdülillah. Gecekondu bile olsa. Ben zaten gecekonduları seviyorum. Gecekonduları seviyorum, apartmanlardan daha hoşuma gidiyor. Hepsinin hiç olmasa birazcık bir bahçesi var, bir iki yeşilliği var, asması var, ağacı var filan. Efendim kurban kesmek istesen arka tarafta kesersin vesaire filan. Yani gayet güzel bir çözüm. Dağları da güzelce şey yapıyorlar, tepeleri, hiç kimsenin işine yaramayan tepelere sep yapıyor. Oraya toprak taşıyor, fukaracık, evinde yapıyor da kiradan kurtuluyor. Efendim kuşların ağacın dalında yuva yaptığı gibi yuvasını yapıyor. Ne yapsın? Çoluk çocuğuyla oturuyor. Allah yardımcı olsun. Yani şey değil. Evet. Allah-u Teala Hazretleri küçük bir hayrı büyütür. Kat kat şey yapar. Yarım hurma da olsa efendim küçücük bir hayır da olsa yapmak lazım. Bizim gibi değil de o zaman insanlar aç geziyorlardı. Yiyecek bulamıyorlardı. Günlerce, aylarca Peygamber Efendimiz'in evinden duman tütmüyordu. Yemek pişmiyordu. Biz şimdi eve geldik mi, evde yemeğimiz hazırdır. Hiç olmazsa bir çorbamız vardır. Aylarca Efendimiz'in ocağı tütmemiş. E ne yapmış, ne yemiş Peygamberimiz nişanımız hocam? Keçiyi sağmışlarsa onu içmiş, hurma varsa onu ağzına atmış. Böyle yani. Bizim için çerez sayılan, arkadaşımıza gittiğimiz zaman arkadaşımızın bize ikram ettiği şey onlar için geçim. Karınları sırtlarına yapışıktı. Hepsi zayıftı. Çoğu zayıftı. Efendim açlıktan uyuyamazlardı da yatakta duramazlardı da kalkar gezmeye giderlerdi. Avutmak için içlerini. Karınlarına taş bağlarlardı. Şu Haliç'te kabri bulunan Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz Hazretleri bir hadis rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz bir gün aç kalmış da uyku tutmamış da dışarıya çıkmış karanlıkta geceliği.
hiç açlıktan uyuyamamak durumunu tattık mı biz? Bilir miyiz bu acıyı? Uyku uyuyamamış da kalkmış. Yolda yürürken ışık yok. Elektrik direkleri yok. Karanlık. Demek ki gökte ay yoksa nereden aydınlanacak? Karanlık olur. Ben hatırlıyorum. Bizim köyde mehtapsız bir gecede teyzemin evine gideceğim. Çarşıdan. Yatsı namazından sonra teyzemin evine gideceğim. Sokaklarda lamba yok. Işık yok. Gökte de ay yok. Meğerse ne kadar karanlıkmış dünya. Çok zor gittim. Dübül dübül ayaklarım nereye bastığını bilmiyor. Önünü görmüyorsun. Küt diye bir yere çarpabilirsin. Kör gibi böyle ellerin uzak öne doğru uzanmış yürüyorsun filan. Şimdi karanlıkta yürüyorken Efendimiz bir karaltı görmüş. Kim o diye sormuş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz imiş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Kureyş'in zenginlerinden idi. Yani fukara insan değildi. Bilal-i Habeşi'yi filan satın aldı, azat etti. Parası pulu olan insandı. Ya Ebu Bekir, gecenin yarısında ne yapıyorsun böyle sokakta diye sordu Peygamber Efendimiz. Dedi ki ya Resulallah, evde yiyecek bir şey yok da açlıktan uyku tutmadı, ondan çıktım. Resulullah da ondan çıkmıştı zaten. Gel bakalım. Beraber yürümeye devam ettiler. Biraz sonra bir iri karaltıyla karşılaştılar. Kim o? Ömer radıyallahu anh Efendimiz'miş. Hazreti Ömer. Ya Ömer, gecenin bu karanlığında dışarıda ne işin var? O da aynı sebepten çıkmış. Ya Resulallah, evde yiyecek bir şey yoktu, uyku tutmadı onda. Gittiler. Ensardan, bunların hepsi Mekke'den gelmişler. Müşriklerden hicret edip Medine'ye gelmişler bunlar. Yani Mekke'de bunların malları, mülkleri, her şeyleri vardı. İmanları uğruna hicret etmiş bunlar. Muhacir, Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk Efendimiz, Peygamberimizden, Ebu Bekir Sıddık, Peygamber Efendimiz de geldi. Ötekiler daha önce. Gittiler Ensar'dan bu Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin evine. Kapıyı çaldılar. O Peygamber Efendimiz'i görünce dünyalar onun oldu. Buyur ya Resulallah dedi. Gecenin bu saatinde ne arıyorsunuz demedi. Ne istiyorsunuz demedi. Açtı kapıyı, içeri girdiler. Hemen kayboldu ev sahibi. Hemen kayboldu. Bir hurma izkı getirdi. İzk ne demek? Hurma salkımı demek. Hurma böyle bir şey üstünde olur. Sap üstünde olur. Salkım halinde olur. Böyle üstünde kuru ve yaş hurmalar olan bir hurma dalı getirdi. Dalıyla muhafazası daha kolay oluyor. Bir hurma dalı getirdi. Buyurun ya Resulallah. Onlar da oturdular. Hurmalardan yemeye başladılar. Bol, yani salkımıyla getirdi. Hurmalardan yemeye başladılar. O arada arka tarafa gitti. Ev sahibi bir oğlak kesti. Onu da çabuk hazırladı, bunların önüne sundu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, ya Ebu Eyyub, bundan biraz Fatıma'nın evine de gönder. Çünkü biliyorum ki günlerce böyle bir şey yemedi dedi. Yani evlat tabii, insan kendisi aç durur da evladının acısı biraz daha zor gelir. Öyle yaşamışlar o mübarekler. Onun için bir lokma bile önemli. Yani o devirde şimdi lokmayı çöpe atıyor millet. Bizim dedelerimiz kırıkları bile toplarlardı. Benim anamdan, nenemden öğrendiğim kırıkları bile toplamaktır, kırık dökmemektir. Kırık yere düşse aranır bulunur. Şimdi millet ekmekleri atıyor, küflendiriyor. Bu çöp tenekesine dökmekten ürpermiyor, korkmuyor. Ekmek bizde o kadar muhteremdi eskiden. Öperdi, başına koyardı, duvarın kovuğuna koyardı. Zaten ekmek ziyan olmazdı. Ekmek biraz bayatlamışsa benim rahmetli annem ekmek kovması yapardı. Tarif edeyim, hanımlar duyuyordur bu lafları. Ekmeği alırsın, ıslatırsın, elinle ufalarsın, efendim tavaya koyarsın. Soğan doğrarsın, efendim domates koyarsın, yumurta kırarsın, pişirirsin. Önce biraz kavurursun şeyi, ekmeği. Ondan sonra yumurtan varsa, tavuk yumurtlamışsa, bir iki de yumurta kırdın mı, dünyanın en güzel yemeklerinden birisi olur. Çok güzel.
Bize öyle geliyordu. Hani çocuklukta insanın yediği yemekler anam aşı derler, tatlı olur. Annesinin aşı insanın tatlı gelir kendisine. Ekmek ziyan olmazdı yani. Ekmek olması olur. Bayat halbuki. Ve ısırmak istesen gıcır gıcır ses gelir dişinden. Diş geçiremezsin. Islatınca yumuşar. Kavurunca yeniden güzelleşir. Fırından yeni çıkmış gibi olur. Bir de işin içine soğan girdi mi? Soğan da çok güzel gıdadır muhterem kardeşim. Hem de çok kıymetlidir. Hem de çok vitaminlidir. Soğana ben bir kaside yazacağım yani. Öyle şairler padişahlara yazıyormuş. Ben de soğana yazayım. İşte soğan girdi mi işin içine güzel olur. Etin arasına doğrasan güzel olur. Ciğere doğrasan güzel olur. Efendim ekmeğin arasına doğrasan güzel olur. Yumurta olursa âlâ olur. Yani ziyan yok. Ziyan etmek yok. İsraf etmek yok. Efendim. Arttır. Ne yapacağım arttırıp? Var evde. Arttır da Çeşenistan'a gönder. Arttır da Nakşibendistan'a gönder. Hiçbiriniz bilemeyeceksiniz şimdi. Neresiymiş Nakşibendistan? Böyle bir bölge biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Neresi Nakşibendistan? Güneydoğu Anadolu. Orası bir Nakşibendistan'dır. Dedelerimiz, hocalarımız, Halid-i Bağdadi Efendimiz oralarda çok dolaşmış. Orada her adımda bir efendim Nakşi Şeyhi'nin türbesi vardır. Nakşi Kadir. Bizim zaten 5 daha fazla tarikatla bağlantımız var. Hepsi oralarda yaşamışlar, ilmi öğretmişlerdir, edep öğretmişlerdir. Ahaliyi birbirleriyle kaynaştırmıştır. Ne Kürt Türkiye yan bakar, ne efendim Türk Kürt'e yan bakar. Kardeş, birbirleriyle kız almışlardır, vermişlerdir. Efendim, Kürtlere özellik verilsin. Ya Kürtler özel, işte Ankara'da, işte İstanbul'da. Yani ne ayırıyoruz? Ne kadar sevdiğimiz kardeşlerimiz var. Biz böyleydik. Bizim aramıza bu fitneyi, fesadı kim soktu? Yani bu kavga büyürse Kürtle Türk arasında olur, Çerkesle Abaza arasında olur, efendim bilmem Hendekle Düzce arasında olur, Sivas'la Kayseri arasında olur, Gülveren'le efendim bilmem öbür mahalle arasında olur, efendim iki komşu arasında olur, iki kardeş arasında olur. Sen kavgaya bir karar verdikten sonra her şeyden kavga çıkar. Ama İslam vardı, edep vardı, ahlak vardı. Hem de ben mübalağa olarak söylemiyorum. Çok arif insanlar yetişmiştir oralarda. Arif, arifi billah. Allah'ı bilen evliya, büyük insanlar yetişmiştir. Yani onun için söylüyorum. Yoksa yani böyle bir hani biz Nakşi tarikatındanız da efendim övünmek filan değil. Oraya damgasını vurmuşlar. Oranın insanının oturuşu, kalkışı, konuşması Nakşi edebiyledir. Nakşibendi edebi var. İdi. Bozulmamışsa. Hani İstanbul bir zamanlar güzel şehirmiş. İdi. Haliç bir zamanlar altın boynuzmuş. Bizanslar zamanında. Efendim Müslümanlar geldiği zaman da orada Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin kabri olduğundan orası en muteber yer olmuş. Sadrazamlar oralara efendim konaklar yapmışlar. En güzel yermiş. İdi. İnşallah gene olur. Boğaziçi bir zamanlar dünyanın en güzel yeriymiş. İdi. Beton yeri. İnşallah gene olur. Beyazıt güzelmişti. Aksaray güzelmişti. Şimdi bak ne hale geldi. Ne kadar berbat oldu. Oraları da işte öyle şey idi. Güzel ahlaklı insanların yeriydi. Ben hatırlıyorum. Bu işler daha anarşi yeni yeni çıktığı zamanlarda duyardım. Eşkıya yol kesermiş. Tabancayı çekermiş. Eller yukarı, cepler dışarı. Ver bakalım cüzdanını, bilmem ne filan. Fakat kadına dokunmazlarmış. Bak eşkıyanın bile ilk başlamıştı. Eşkıyayı ben gazetelerde okudum, bunu hatırlıyorum. Gazetelerde okudum. Eşkıya bile o zaman kadına dokunmazmış. Ne yapacak? Kadının üstünü arayacak, yoklayacak. Cüzdanı var mı yok? Namus meselesi mi? Canım bu hırsızlığın namusu mu olur yani? Namussuz işte hırsızlık yapıyor. Haram, haramı işliyor. Ama işte o iliğine işlemiş edepten, ahlaktan. Eşkıyası bile öyle. Almanya'da şey yapmışlar. Bizim Türkiye'den oraya gitmek, komünist olmuş birilerini oranın komünistleri yetiştirmek için demişler ki çağırmış herif. Gel buraya. Gitmiş
Bizim orada buradan oraya gitme, oranın azılı komünistleriyle arkadaş olan kişi şahıs gitmiş, o çağırdıkları başkana. Kur'an-ı Kerim'i eline vermiş, bizden gitmeye. Al bunu, ne olacak? Yere at, üstüne bas. Yani din afyon ya, onların dediğine göre. Din afyon. Ne yapıyor? İnsanları uyutuyor. Ya din afyon da siyaset şifa mı? O uyutmuyor mu? Böyle gazeteler uyutmuyor mu? Din afyonmuş. Ne olacak o zaman? Dine düşman olacak insanlar. Komünizm ne yapacak? Dinle savaşacak. Allah'la harp edecek. Allah azizdir. Aziz yüz intikamdır. Allah yenilir mi? Rusya darmadağın olur. İnsanlar perişan olur. İsterse bir anda kahreder de ibret-i alem için bırakıyor işte. Allah'ın hikmeti var. Bilmiyoruz ki. Bizim gibi değil ki. Yani biz olsak kızdığımız zaman boğarız. Sevdiğimiz zaman baş tacı ederiz. Allah'ın hikmetleri var. Bilmiyoruz. Efendim at yere, bas üstüne. Bizim komünistin tepesi atmış, senin demiş artık açmış ağzını, yummuş gözünü bilmem ne, kapıyı vurmuş gitmiş. Yani Kur'an'a basamıyor. Kur'an'ı yere atamıyor. Neden? İçine işlemiş bir şey var. Şu anda komünist bırakmış her şeyi, bozuk diyor ama o nereden? O dedesinden gelmişti. O dedesinden kalma miras. Bunlar gidiyor. Tarihi eserlerin gittiği gibi tarihi ahlakta gidiyor. Yerine ne geliyor? Bülücün pantolonlu, devrim nikahlı, efendim doğum kontrol haplı, beli tabancalı, kaleşinkoflu, şehir basan, köy basan, insan öldüren şeyler çıkıyor. Bu da modern dünyanın şeyi işte, yetiştirmesi. Bizim dedelerimiz öyle yetiştirmiş. Bunlar da böyle yetiştiriyor. Buyurun görün hangisi daha iyi. Verin kararı. Hangisi daha iyi olduğunu görün. Biz şey yapmıyoruz ki, hayallerle konuşmuyoruz ki, gerçekleri söylüyoruz, misalleri koyuyoruz, iki tane modeli ortaya koyuyoruz. Al sana bir kadın, al sana bir başka kadın. Devrim nikahlı, mağaralarda yaşayan, doğum kontrol hapları yutan, efendim, belinde tabancalar, köy basan, bebekleri öldüren insan. Bunları insan nasıl yapar? Hangi duyguyla yapar? Bir duyguyla yapar. İşte o bir duygu, bizim imanımız da bir başka duygu. Bizim işte oraları Nakşibendisin idi. Bütün Nakşilerin efendim insanları terbiye ettiği diyar idi. Tabii kimisi din afyondur demiyor ama ben dindarım diyor, hem de ilericiyim diyor. Hem de tarikat düşmanıyım diyor. Hem bayrak ve efendim rüzgar ve ezen ve bilmem ne diyor. Hem de ondan sonra Müslümanların her şeyini atıyor, tutuyor, çatıyor filan. Efendim, hem de Müslüman da sayıyor galiba kendisi. Bazen kendisi de inanıyor. Yani öyleleri de var. Kendisini Müslüman da sanıyor. Halbuki insan bir sözden dolayı imandan çıkar gider, 70 yıllık cehennem uçuruma uçar gider. Bir sözden dolayı. Ben o ayeti kabul etmiyorum. Ben o hadisi kabul etmiyorum. Aklım ermez. Dedi mi? Dedi. Bitti. İman gitti. Yani bin defa kafir adam. Bir defa değil, milyon defa kafir. Her sözünde kafirlik söylüyor. Ben de Müslümanım diyor ondan sonra. Sen ne biçim Müslümansın? Yani senin demenle Müslümanlık olmaz ki. Allah kabul edecek senin Müslümanlığını. Sözün, özün Müslüman olmadıktan sonra ne kıymeti var? Evet. Yani az da olsa hayır yapmak lazımdan böyle açtık. Eskiden insanlar böyleydi dedik. Efendim, tarihe geçtik, tarihten, kardeşliğimizden, insanların birbirlerine yardım etmesinden, yoksulluktan, genişlikten filan bahsettik. Böyle Nakşibendistan filan diye yayıldı işler. Gelelim üçüncü hadisi şerife. İnna Allahu Teala yekulul inni le ehimmu bi ehlil ardı azaben. Fe izâ nazartu ilâ ummâri büyûti vel mütehâbbine fiyye vel müstagfirine bil eshari saraftu azabi anhum. İbn-i Neccar ve Ebu Şeyh ve İbn-i Mevahib-i Ledünniye Enes radıyallahu anh'ten bu hadisi şerifi rivayet etmiş. Efendim buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, İnnallâhe Teala, çok yüce olan Allah muhakkak ki şöyle buyuruyor.
İnni le ehimmu bi ehlil ardı azaben. Ben alemlerin Rabbi, ehli arza, yeryüzündeki insanlara ve mahluklara, cinlere vesaire mahlukata azap etmeye niyetleniyorum. Onu yapmak ister gibi böyle bir ona himmet ediyorum, himmetleniyorum, gayretleniyorum, gayret ediyorum. Ama feyza nazartu ila umari biyuti, benim mescitlerimi, evlerimi, Allah'ın evi olan mescitler tabii, benim evlerimi mamur kılanlara ve benim uğrumda birbirlerini sevenlere ve seher vakitlerinde istiğfar eyleyenlere bakıyorum da azabımı onlardan kenara çekiyorum, onlara azap etmiyorum. Yani azap edeceğim diye gayret etmişken bakıyorum mescitlerdeki ibadet edenlere, bakıyorum birbirini Allah için sevenlere, bakıyorum seher vakitlerinde tevbe istiğfar edenlere, hadi şunları azaplandırmayayım diye azabı onlardan çekiyorum, o taraftan bu tarafa alıyorum demek bu kelime manası. Şimdi burada bir şeyleri vurgulamamız lazım, size iyice söylememiz lazım muhterem kardeşlerim. Bir, kimlerin hürmetine Allah azaptan vazgeçiyormuş, yeryüzünü azaplandıracak, kahredecek, azabını indirecek, mahvedecek insanları, cinleri, mahlukatı, dağları, ovaları, denizleri, ama neden vazgeçiyor? Kimin hürmetine? Bir, ummar büyüt, büyütillah. Allah'ın evlerini mamur eden insanlar. Ne demek Allah'ın evlerini mamur eden insanlar? Bu mamurluk ne? Allah'ın ibadet hanesine gelip de Allah'a ibadet eden insan orayı mamur kılıyor demektir. Bir mescit yaptık çölde. Çok güzel çinilerle, mermerlerle döşedik. Ama imam yok, müezzin yok, cemaat yok. Bu cami çok güzel mermerli, çok güzel çinili, çok lüks inşaatı, malzemesi, şaheser bir cami. Bu cami nedir? Mamur bir cami mi? Değil. İçinde asıl mamurluğu imam olacak, müezzin olacak, cemaat olacak, ibadet olacak. İbadet edilmeyince mamur değil. Bir yerde ibadet edilirse orası mamur olur. Evde ibadet edersen ev mamur olur. Dağda ibadet edersen dağ mamur olur. Öbür dağlara iftihar eder. Ya ne haber? Bugün benim üstümde Allah'ın bir salih kulu namaz kıldı Allah'a, ya senin üstünde kıldı mı? Yandaki dağa iftihar eder diyor Peygamber Efendimiz. Dağ dağa konuşuyor, iftihar ediyor. Diyor ki ne haber? Benim üstümde birisi Allah'a ibadet etti. Ne şeref. Var mı senin üstünde ibadet eden? Ya gördün mü? Dağ dağa iftihar ediyor. Dağ başı ibadetle mamur olur. Hane ibadetle mamur olur. Mescit caminin içi, cami içindeki cemaatle, ibadetle mamur olur. Taşla toprakla değil. Taş toprak köşkte de var, sarayda da var, resmi dairede de var, her yerde var. Mermer, çini, zevk, sefa her yerde var. İbadet edilen yer, ibadet eden tarafından mamur edilmiş olur. Onun için cami yaptırmanın sevabı var. Doğru. Bir insan cami yaptırdı mı sevap kazanıyor. Cami imar etmek sevap. Harap bir camiyi, efendim mesela bir cami var. Bizim şeyde Şeyh Murat Efendi tekkesinin yanında kubbesi çatlamış. Yazıları yarısı duruyor, yarısı şey. Efendim harap. İşte birisi gelse yapsa cami olacak. Harap, tamam. Caminin imarı bir böyle. Ama yapsam bitirsem bile içinde namaz kılanı yoksa o cami haraptır. Neden? Manevi bakımdan içinde ibadet edilmediğinden mahzun. Yıkık durumda. Efendim kırık durumda. Kalbi kırık durumda. İbadetle mamur oluyor. Evet, camiye gelir insanlar. Ne yapar? Namaz kılarlar. Ne yaparlar? Vaaz verirler, vaaz dinlerler. Ne yaparlar? Kur'an okurlar, Kur'an dinlerler. Kur'an-ı Kerim öğrenirler. Ulûm-u diniye öğrenirler.
müderris gelir, rahleye oturur hoca, efendim talebeler etrafına toplanır, kalemleri ellerine alırlar, cızır cızır yazarlar, dinlerler, ilim, irfan öğrenilir, ibadettir. Namaz kılınır, ibadettir. Kur'an okunur, ibadettir. Tesbih çekilir, ibadettir. İtikaf yapılır, ibadettir. Allah bunları sever. Yeryüzünde Allah'ın sevdiği yerler, arzda Allah'ın sevdiği yerler ibadethanelerdir. Ve Allah-u Teala Hazretlerinin ibadethaneler evleridir. Allah'ın evleri Beytullah'lar, ibadetle mescitlerdir. Allah'a ibadet edilen yerlerdir. Ve Allah kendi evine gelenlere mutlaka ikramlarda bulunur. Hoş geldin, buyur, al sana ikram. Ev sahibi misafire ikram ettiği adet olduğundan Allah da evine gelene ikram eder. Şimdi size de bize de ikram edecek. Nice nice hayırlar ikram edecek. Neden? Geldiniz, dinlediniz. Efendim, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini, dinimizin hükümlerini, bilgileri, şeriatın efendim inci gibi, yakut mercan gibi, efendim pırlanta gibi efendim hakikatlerini öğrenmiş oluyorsunuz. Tamam. Bir bu. Madem Allah bundan dolayı başkalarına bile azap etmiyor. Tabii bunlara hiç azap etmez. Bunlar sevgili kulları. Bunların hatırla ötekilere de azap etmiyor. Bak, Allah'ın iyi kullarının ne faydası var? Allah'ın iyi kullarının insanlara ne faydası var? Kafirler bile bizim hatırımıza yaşıyor yani. İşin aslında öyle değil mi? Kafir bilse işin iç yüzünü bizim hatırımıza yaşıyor. Müminler olmasa Allah yeryüzünü mahvedecek, kahredecek. Müminlerin hürmetine yaşıyor, müminlere çatıyor. Müslümanların hatırına Allah'ın azabından korunuyor, Müslümanlıkla savaşıyor. Allah kendisini yaratmış, Allah'ı inkar ediyor. Nimetleri Allah veriyor, Allah'tan gayrıya yönelmiş, Allah'ın nimetlerini yiyip günah işliyor. Allah'a asi oluyor. Allah'ın verdiği nimeti yiyip Allah'a asi oluyor. Bu kadar terslik olur mu? Bu kadar acayiplik olur mu? Bu kadar nankörlük olur mu? Bu kadar efendim nezaketsizlik, efendim edepsizlik olur mu? Ahlaksızlık olur mu? Hem Allah'ın nimetini ye, hem ona isyan et. Hem Allah seni yaratmış olsun, sen Allah'tan gayriye tapın veya Allah'a tapınma. Allah'a ibadet etme. Hem Müslümanların hürmetine sağ salim esen yaşa, hem de Müslümanlara kız, kötüle, efendim şey yap. Ya sen Nasreddin Hoca'dan betersin, bindiğin dalı kesiyorsun. Sen Müslümanları yok etsen yeryüzünde kıyamet kopar. İnanmaz tabii. Kafir olduğundan inanmaz ama işin aslı böyle. Bak hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor. Camileri dolduranlar hürmetine azabı kaldırıyor Allah. Vazgeçiyor. Başka kim demiş? Dur bakalım, camileri tamam imar edelim. Vaaza devam. Vaazı dinlemeye devam, namaza devam, Kur'an'a devam, zikre, tesbihe devam. Tamam, anladım. Elhamdülillah doğru yoldaymışız. Tabii ya. Ötekiler bize kızar. Vay huy çekiciler vay. Vay geliciler vay. Bak elhamdülillah doğru yoldaymışız. Elhamdülillah. Çok şükür. İkincisi, vel mütehabbine fiyye. Benim hatırım için, benim uğruma birbirlerini sevenlere baktığım zaman diyor Allah bir de. Birbirini sevmek. El mütehabbine fillah. Allah için birbirleriyle kardeş olup birbirlerine muhabbet eden insanlar. Bu çok önemli muhterem kardeşlerim. Tarikatın, tasavvufun bir büyük bölümü de budur. Millet tasavvufu hani şekil sanıyor ama şekil değildir, özdür, ahlaktır dedim ya demin. Bir mühim tarafı da budur. Hani yüzde hesabı yapsak şöyle, efendim yüzde kaçı tasavvufun nedir filan diye. Çok büyük bir bölümü de bu muhabbet bölümüdür. Kime muhabbet? Kardeşin kardeşe, Müslümanın Müslümana muhabbeti, Allah'a muhabbet, Resulullah'a muhabbet, Allah'ın kitabına muhabbet, Müslümanlara muhabbet, din muhabbet dinidir. Ama biz unutmuşuz. Şimdi bizim torunlar geldi, bizim evde konuşuyoruz. Ankara'dan geldiler misafir. Efendim, onlardan duydum, bilmiyorum. Tabii biz çocukluk yaptık, büyüdük. Biz şimdi dedeler safına girdik, gençlerin halini iyi bilmiyoruz. Belki çocuklar, gençler kardeşlerini daha iyi bilir. Şimdi çocukların arasında çeteler varmış. Mahallede ve okulda çeteler. Çete halindelermiş. Efendim, çeteye girmeyeni, yani yalnız kalanı haklıyorlarmış, dövüyorlarmış. O da bir tarafa giriyormuş filan. Siz ne yapıyorsunuz dedim.
tabanca vereyim mi size dedim, tüfek vereyim mi dedim. Dipçiyle şöyle vurursunuz, sapıyla ucuyla böyle vurursunuz filan diye şaka yaptım. Siz ne yapıyorsunuz? Bir abi bulmuşlar, ona dayanmışlar. Yani hatırımda bir efe bir kimse, o abi onları koruyormuş, böylece şey yapıyormuş. Aksi takdirde evden bakkala ekmek almaya gidemezmiş, çocuklar sataşır döverlermiş. Bu hale gelmiş. Yani okullarda, mahallelerde kavga öğrenmeye başlamış çocuklar. Tamam. Bu gidişin sonu bellidir. Bu gidişin sonunda insanlar büyüdüğü zaman silahı alır, efendim birbirlerine hakiki kavga yapar bu sefer. Çocuk kavgası tamam. Şimdi torun bana soruyor, dede diyor sen hiç kavga ettin mi? Ben dedim kendimi bildim bileli hiç kimseyle kavga etmedim. Hakikaten hiç öyle bir hatırımda olan böyle bir şey yok. Hiç. Belki çok küçükken yapmışsa hani insan yapıla gitmediği zaman da filan onları hatırlayamıyorum ama kavga etmedim. Ama şimdi hep böyle bir kavga dövüş. Avrupa'nın bazı ülkelerinde silahı oyuncak yapmak yasakmış. Oyuncak tabanca vesaire, oyuncak tüfek yasakmış. Allah rızası için muhabbeti vardı. Bütün Müslümanlar kardeş. İnnemel müminune ihvetun. Bütün insanlar kardeş. Hazreti Adem'in evlatları. Efendim, tabii kafirlere karşı da bizim asıl davranış şeklimiz ne? Biz kafirlere bu adam Müslüman olabilir diye bakıyoruz. Yani onlar da Peygamber Efendimiz'in ümmeti olabilirler. Öğretirsek, anlatırsak, İslam'ı tebliğ edersek, irşad edersek, şu da Müslüman olabilir. Nerede anlattılar? Hatırlamaya çalışayım. Umulmadık bir yerde. Balkanlar'da bir, Bulgaristan'da bir arkadaş anlattı. Bulgar Müslüman olmuş. Evine gelmiş, Müslüman Bulgar. Yani şu şartlar altında Müslüman olmuş. Evine gelmiş, bir şey ikram etmiş, teşekkür ederim, sağ ol. Niye? Oruçluymuş. Ne var yani, Ramazan değil, niye böyle oruç tutuyorsun? Zorlamış tabii, anlamaya çalışmış filan. Demiş ki, Resulullah Efendimiz'in hadisinde okudum, en güzel oruç, Davud Aleyhisselam'ın orucu, bir gün tutar, bir gün tutmazdı, işte o da öyle yapıyormuş. Allah Allah! Bulgar Müslüman oluyor, senden benden çok oruç tutmaya başladı. Olabilir. Olabilir. Bak, gayret göstermeden Müslüman oluyorlarsa, bir de gayret gösterirsek, bir de güzel davranırsak, bir de kardeşlik görürse, mesela Almanya'da birisi bizim Türklere yanaşıyormuş Alman. Niye demişler Türklerle böyle düşüp kalkıyorsun, onlara yanaşıyorsun da Almanlarla şey yapmıyorsun, düşüp kalkmıyorsun, ahbaplık etmiyorsun. Bunlar demiş birbirleriyle muhabbet hoşuma gidiyor. Bunlar birbirlerine çok sargın, bunlar birbirlerini çok tutuyorlar. Birbirlerine muhabbetleri iyi, karşılaştıkları zaman kucaklaşırlar efendim vesaire. Birbirlerine ikramları var, ziyaretleri giderler. Bu sıcaklık Almanlar arasında yok demiş. Onun için bunları seviyorum demiş. Muhabbetlerini, vefalarını seviyor. İşte bizim bu gelenekselleşmiş olan ahlakımız dinimizden geliyor. Dinimizden aşılanmış bize. Biz onun için seviyoruz birbirimizi. Şimdi sen dinle çarpışırsan, ey din düşmanı, sesleniyor şimdi buradan, banta giriyor, banttan da herkese gidecek, herkes duyacak bunu. Sen dinle çarpışırsan, neticede ne yapmış oluyorsun? Hayır, sadaka yapma imkanlarını yok etmiş oluyorsun. İnsanların birbirleriyle kardeşçe geçinmesini yok etmiş oluyorsun. Anarşiyi sen hazırlıyorsun. Anarşiyi hazırlayan sen. Anarşiyi hazırlayan senin eğitim tarzın, senin zihniyetin. Sen kendini ilericiyim sanıyorsun ya. Sen kendini matah sanıyorsun ya. Sen kendini Avrupa'yı iyi bilir sanıyorsun ya. Vallahi biz senden daha iyi biliyorsun. Sen Avrupa'yı yarım görüyorsun, tek gözle görüyorsun. Perdenin bu tarafını görüyorsun, biz öbür tarafını da biliyoruz. Avrupalının içi yanık, Amerikalının içi yanık, o da bir şey arıyor. Aradığı zaman, gördüğü zaman geliyor Müslüman oluyor. Boşlukta. Gidin bütün Avrupalılara, Amerikalılara sorun, araştırın. Adam ihtiyaç içinde. Çünkü ruhunu doyuracak bir şey yok. Sen orayı da bilmiyorsun. Ne batıyı biliyorsun, bilsen onlar gibi olursun. Ne doğuyu biliyorsun, bilsen bizim gibi olursun. Ne orayı biliyorsun, ne burayı biliyorsun. Kendini de matah sanıyorsun.
çok bilgili sanıyorsun. Profesörlükse bizde de profesörlük var. Mühendislikse bizde de var. Yurt dışı ise bizde de var. Şimdi elhamdülillah işçilerimiz bile Almanya'ya gele gide efendim birçok ilericilerden daha iyi Avrupalı oldu. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacaksın? Biz sanıyorduk ki adam Sorbonne'da doktora yapmış. Vay be! Fransa'da doktora yapmış. Ya Fransızlar kendilerine gelen insanlara, şarttan gelen insanlara uyduruk doktora yaptırırlarmış. Sonra öğrendik. Uydurma doktora yaptırırlarmış. Hafif, basit. Derlermiş ki bu kadarı Orta Doğu için kâfi. Boşver. İyi yetişmesin. Ver unvanı gitsin. Yani orada doktora yapmak meziyet değil ki ya. Vay biz de adam sanıyorduk onları. Biz de vay Fransa'da doktora yapmış, İsviçre'de doktora yapmış, hukuk okumuş filan diye bir şey sanıyorduk. Yok ya bir şey. Hepsini biliyoruz işte gördük, görüyoruz. Elhamdülillah herkes şey yapıyor. Efendim, biz daha iyi biliyoruz. Sen bilmiyorsun bir şey. Sen bilmeden bir de ilericiyim diye doğru yapıyorum sanıyorsun. Bak gözünün içine bakarak söylüyorum. Objektifin içine. Sen çok yanlış yoldasın. Bu Türkiye'deki anarşinin sebebi sensin. Bu insanların katil olmasının sebebi sensin. Sen bunları İslam'dan ayırdın, İslam'ı düşman gördün, gericilik gördün, ondan sonra bu çıktı ortaya. Öyle değildi. Muhabbetle yan yana oturanları ondan sonra sen bu hale getirdin. İşin doğrusu bu. Allah-u Teala Hazretleri bizi birbirini gerçekten sevenlerden eylesin. Tabii onların bu böyle dinle uğraşmasından biz de etkilendik. Biz de şüpheleniyoruz. Acaba doğru yolda mıyım? Acaba yanılıyor mu? Acaba bu herifler mi haklı? Yoksa benim dedem mi haklı? Dedem bu modern hayatı bilmiyordu ama bunlar biraz biliyorlar. Acaba dedem mi cahil, bunlar mı cahil? Bunlar okumuş cahil de dedem okumamış arif mi? Efendim filan. Millet de tereddüt ediyor ama biz profesörüz. Biz bu işleri inceleyen insanlarız. Yanılan ilericiler. Yanıldıkları ispat edilmiş durumda. Ortaya çıkan olaylarla düzgün yeri bozduklarından belli. Efendim, duman çıkmayan, ateş olmayan yeri tutuşturdular, yangın yerine çevirdiler. Eskiden yemyeşil olan güzelim çayırı, çimeni, ormanı mahvettiler. Demek ki birbirimizi iyi seveceğiz. Biz de sevemiyoruz. Yani İslam'ın sevme dini olduğunu biliyoruz ama zayıf. Ben burada geçenlerde bir konuşma yaptım. Bir arkadaş işkillenmiş, almış eline kağıdı. Demiş yani siz böyle böyle demişsiniz, bizi mi kastettiniz? Yok sizi kastetmedim de yani bir kusur da var ortada. Gerçekten biz derviş olmuşuz ama birbirimizi sevmiyoruz. Şikayet ediyor, geliyor. 4 yıldır ben dervişim diyor, buradan birisiyle tanışamadım diyor. Bilmem aile eğitim kampı yapıyoruz diyor. Birbirini tanıyanlar gruplaşıyor, fıs 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 birbirleriyle muhabbet ediyor. Biz böyle tanışmadan gelip tanışmadan gidiyoruz diyor. Olmaz. Muhabbeti ilerleteceksin. Daireni genişleteceksin, kucağını açacaksın, daha yeni insanlar tanıyacaksın. Ben şimdi arkadaşlara soruyorum. Camide şu yeni gördüğüm filanca kim? Bilmem. Nereli? Adı, sanı ne? Mesleği ne? Bilmem. Ya camiye gelmiş. Niye bilmiyorsun? Git yanına yana, selamünaleyküm, hoş geldin kardeşim. Nerelisin, nasılsın? Buraya mı taşındın, geçerken mi uğradın? Efendim, kimsin? Tanı. Alışmamışız. Namazı kıldık mı? Kıldık. Sevabı kazandım. Pabucunu kapat, pırt gidiyor. Ya biraz da muhabbete vakit ayır. Biraz da etrafına bak. Bir tebessüm et. Tebessümüke fî veçhî ehîke leke sadakatun. Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmek sadakadır senin için. Allah bir lokmayı Uhud'da kadar yapıyor. Bir tebessüme sadaka sevabı veriyor. Ya İskender Paşalar güleç yüzlü insanlar desinler. Bir gazeteler bir de öyle yazsın. Çeşit çeşit şeyler yazıyorlar. Hem böyle kaşlar çatık bilmem ne. Ön safın imam arkasını elde etmek için ihtiyarlar birbirleriyle omuz kavgası yapıyor. Olmaz. Onun oluversin ya. Onun oluversin. O sevabı kazansın. Sen onun için yerini verdiğin zaman sen de o sevabı alacaksın aslında. İhtiyarlar öyle, gençler de başka türlü. Efendim vesaire. Yani muhabbeti öğrenmemiz lazım. Lafı uzatmak istemiyorum, uzadı da. Efendim, bak Allah birbirini Allah için sevenler hürmetine azaptan vazgeçiyor. Birbirimizi seveceğiz, birbirimizi tanıyacağız. Benim bir arkadaşım vardı, geceliğin kapıyı çalardı, 2'de. Pür telaş kalkardım,
Aspirin var mı abi? Hay Allah iyiliğini versin. Subhanallah. Aspirin için insanın gece uykusu bölünür mü? Meğer iyi yapıyormuş. Sonradan o bana öyle yapınca insan diyor ki, o beni geceliğin 2'de kaldırırsa ben de onu 3'te kaldırırım. Yapmadın mı bana geçen gün? Ben de onu öyle yaparım. Ha. Ne oluyor? Teklifsizlik ve samimiyet oluyor. Şimdi ben o hale geldim ki o arkadaşın evine gittiğim zaman, ya yorgunum, bırak şöyle biraz uzanacağım diyorum. Başkasının yanında, dur bakalım ev sahibi ne yapacak, ev sahibinin işine karışılmaz. Buyur mu diyecek, otur mu diyecek, kalk mı diyecek, bilmem ne. Bunda samimiyet var, ötekisinde resmiyet ve protokol, efendim bilmem vesaire var. Samimi oluyor. Heh, onun için, bunu nereye bağlayacağım bu sözü muhterem kardeşlerim? Yani, evine bir gidiver ya. Bu akşam çorba içmeye sana geliyorum. Allah Allah. Bu ne oldu ki adama böyle? Beleşçi midir, şeyci midir? Değil. Değil. Şimdi sen ona veya de ki gel bu akşam çorbayı biz de içelim. Mazeretim var hıptam. Çorbayı şöyle. Mazeretim varsa evde çorba yemek yemeyecek miydin? Gel bakalım. Ya sen onu yemeğe çağır ya sen onu yemeğine git. Muhabbet olsun. Birbirinizi bir tanışın. Bakalım evi nasıl? Bakalım derdi mi var? Hali iyi mi kötü mü ada kimisi var yahsebühümül cahilu agniyae minetteaffif öyle zekata muhtaç insanlar vardır ki diyor Kur'an-ı Kerim dışarıdan bakan onları onun iffetli namuslu böyle sessiz isteksiz dilenmeme durumundan dolayı zengin sanır ama fakir adam aslında fakir evine bir gitsen yürekler acısı eyvah karısı hastalıklı orada yatıyor çocuklar perişan evin üstü akıyor altı bin kokuyor bilmem ne filan, vay be ya ben bunu zengin sanıyordum ya, vah zavallı, al kardeşim şuradan. Ya gitmeseydin görmeyecektin. Kimisi belli etmez, söylemez, istemez. İstemek iyi olmadığından bizim dinimizde istemez. Sen gideceksin, tanıyacaksın, bahane arayacaksın, vesile bulacaksın, çağıracaksın. Bu bir taktik. Yani ama doğrudan doğruya bu akşam sana yemeğe geliyorum demek daha samimi oluyor. Adam afallıyor, burnunun üstüne bir yumruk yemiş gibi sarsılıyor. Ondan sonra yavaş yavaş şey oluyor. Öyle yapamazsan evine çağır. Bize buyur. Bilmem ne filan. O sana gelir de bazen gene çağırma utanır. Neden? Evi fenadır. Eşyası kırık döküktür. Sana ikram edecek bir şey yoktur filan. Ondan çağıramaz. Yani nereye oturtacağım diye düşünür. Ne olacak ya? Allah bu kadar vermiş. Veren Allah, vermeyen Allah yani. Ne utanıyorsun? Sen misafiri çağır, sevabını kazan. Kimisi de böyle şeyden utanır. Kimisinin karısı cadalozdur, istemez misafiri. Hanım ben bu akşam eve misafirler getirmek istiyorum. Yok 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 yok, aman aman aman. E ne oluyor, sevap kazanacaksın? E yok, hazırlık yok, işte et lazım, süt lazım, bir tavuk lazım, bilmem kaymak lazım. Yani hiçbir şey lazım değil. Hiçbir şey lazım değil. Sen ne yiyeceksen yediğinden misafire ikram edersin. Tekellüf yok. Hanımlar illa şey olsun diye, yani alkış toplayacaklar. Duyuyoruz, hanımlar kendi aralarında gün yapıyorlarmış, bilmem kaç çeşit ikram. Bire insafsızlar, 20 çeşit, 30 çeşit börek, çörek, tatlı, tuzlu, ekşi, meyve, sebze, envai çeşit şeyler. Ben bazen gidiyorum böyle, birilerinin evine, bizim kızların evine filan vesaireye, bakıyorum, öyle güzel şeyler, tamam diyorum, ben buradan hiç ayrılmam diyorum, onların da hoşuna gidiyor. Halbuki bir akşam geldik, bir daha 3 sene, 5 sene sonra ancak gideriz ama, yani çok güzel şeyler. Neler yapıyorlar millet yemek için ya? Ne olacak? İşte bir ben üçü ayırıyorum yiyecekleri. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Üç çeşit şeyler söylüyor bunu. Efendim, gıda uzmanları, doktorlar söylüyor. Karbonhidrat. Efendim işte şeyde var, ekmekte var, börekte var, makarnada var. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Karbonhidrat oluyor aşağıda gidince. Hepsi karbonhidrat. Yağlar, tamam koyun yağında var. Bilmem zeytinyağında var, filanca da var, filanca da var. Ya bir de proteinler, işte fukaranın ekmeği fasulyedir, fasulye de var. Tavuk da var, balık da var, hamsi de var. Efendim hamsinin kilosu şu kadar, falanca balığın kilosu şu kadar. Astronomik bir rakam. Hamsi alırım ben de. Hamsi yerim, çok da güzel. Evet güzel. Neticede protein değil mi? Yumurta da protein. Hocamız rahmetullahi neden şişman olduğunu anlatırdı. Evde derdi, öksüzlük olduğundan, validemiz vefat etmiş olduğundan yemek olmazdı derdi. Kümese giderdik, tavuk yumurtlamış mı diye yumurtlamış. Alırdık,
kırıp bir yumurta yutarlık olur bir terlik. İşte protein. Yağ da var galiba içinde. Bitiyor. Vitamin de var, her şey. Tamam, ne olacak yani? Şu yani nefsi emmariyi azdırmaya lüzum yok. Hafif bir şeyle de ikram olur. Evet, uzatmayalım. Birbirimizi sevmekte karar verelim yani. Sevelim. Sevmiyoruz. Çünkü sevmiyoruz. Çünkü birbirimize çeşit çeşit şeyler, sebeplerle kırgınız, dargınız, küskünüz, yan bakıyoruz, şüpheleniyoruz. Polis mi acaba, bilmem ne mi acaba, casus mu, aramıza niye geldi? Mescide gelmiş adam soruyor ötekisi, niye geldin bu mescide? Namaz kılmaya geldim. Sen öbür mescitten buraya gelmiş casus musun? Küt burnuna bir yumruk Almanya'da. Çünkü her grubun bir şeyi var. Mescidi var. Bu bilmem kimin mescidi, bu bilmem kimin. Ya innel mesacide lillah, bütün mescitler Allah'ındır, onun bunun olmaz. Mescit olduktan sonra artık buraya kim niye geldi, niye gelmedi diye sorulmaz. Birbirimizi seveceğiz. Bunu da öğrenelim. Allah'ın ibadet hanelerine gelip çeşitli ibadetlerimizi de yapacağız. Çünkü Allah bunları seviyor. Üçüncüsü ne? Vel müstagfirine bil eshar. Eshar ne demek? Seherler demek. Müstagfirin ne demek? Tevbe istiğfar edenler demek. Biliyorsunuz seher vakti imsak kesilmeden önceki zamana derler. Takvimi açtın, imsak kaçta kesiliyor? Efendim, şu dakikada. Ondan önceki zamana, evvelki zamana seher vakti derler. İmsaktan sonra artık sabah başlar. Yani seher vakti nedir? Gecenin en son zamanıdır. Seher vakti nedir? Gecenin bittiği zamandır. Fecre yakın olan zamanıdır. Fecri sadıka yakın olan zamandır. Bu vakitte tevbe ve istiğfar eylemek çok sevaptır. Çok sevaptır. Nasıl yapacağız bunu? Saatini kuracaksın sabah namazına değil. Sahurdan biraz, sahur vaktine kuracaksın. Oruca kalkıyormuş gibi. İmsaktan biraz evvel kuracaksın, bir saat, bir buçuk saat önce. Akşamleyin de erken yatacaksın. Çok oyalanmayacaksın, erken yatacaksın. Saat zır diye çaldığı zaman kalkacaksın, abdestini alacaksın. İşte seher vaktindesin. Ne yapacaksın? Affet beni Allah'ım diyeceksin. Beni mağfiret eyle ya Rabbi. Ben sana iyi kulluk edemedim. Kusurum çok, günahım fazla. Kul haklarını yedim. Onun bunun kalbini kırdım. Ev hali, hanımla kavgalaştık, dövüştük, barıştık, efendim, çocuklara tam babalık yapamadım, terbiyelerini iyi veremedim, iş hayatımda kusurlarım oldu, komşularımla problemlerim oldu, suçluyum ya Rabbi, beni bağışla ya Rabbi, affet ya Rabbi, efendim, yalvaracak. Neden? Gecenin seher vaktinde göğün kapıları açılır, Allah kullarına seslenir. Yok mu benden affını isteyen, affedeceğim. Haydi istesin der diyor Peygamber Efendimiz. Onun için o vakitte kalkıp tevbe istiğfar eden muradına erer, affı mağfiret olunur. Affı mağfiret olduktan sonra hafifler, ruhen rahatlar, içi dışı nurlanır. Ondan sonra iyi insan olur. Aa, dışarıdakiler de şaşırır. Ya bizim bu adama ne oldu? Değişti ya bu. Güzelleşti hali. Ağırbaşlı bir şey oldu. Böyle tatlı dilli, güleç yüzlü, yumuşak bir şey oldu. Fark ederler. Hemen fark edilir. Şimdi bakın muhterem kardeşlerim, birinci hadis-i şerifte Allah-u Teala Hazretleri kullarını can çıkıncaya kadar affeder diye hadis geldi. Efendim bir sadaka hadisini okuduk. Üçüncü hadis-i şerifte de Allah'ın kimlerin hürmetine yeryüzüne azap etmekten vazgeçtiğini okurken birincisi camilerde ibadet edenler, ikincisi birbirlerini Allah için sevenler, üçüncüsü de seher vakitlerinde tevbe, istiğfar edip Allah'tan mağfiret dileyenler diye geldi. Yani bugünkü dersimizin başında da sonunda da ne geldi? Tevbe etmek, mağfiret istemek geldi bak. Bunda bir hikmet var. Biliyorsunuz